Bu dersimizde seninle birlikte karışımlar ünitesinden soru çözümü yapacağız. Profesyonel test 1 diyoruz. Toplamda 12 tane sorumuz var. Sorularımız orta ve biraz üstü diyeceğiz. Tamam mı? Birinci soruya bakıyorsun şimdi. A, B, C sıvılarına ait yukarıda verilen bilgilere göre yargılanan hangileri doğru olabilir diyor. A, B de çözünüyormuş. A ile C homojen karışım oluşturuyormuş. B ile C heterojen karışım oluşturuyormuş. BC ayırma hunüsü ile ayrıştırılır diyor. Şimdi BC heterojen karışım. Biz ayırma hunüsünü e, emülsiyon sıvı artı sıvı heterojen karışımlarda kullanıyorduk. Karışım heterojen olduğuna göre sıvı sıvı olabilir mi? Zaten olabilirlik soruyor. Olabilir mümkün. AC kaynama noktası farkına göre ayrılır. A ve C homojen e, karışım. Alkol gibi düşün bunu. Kaynama noktası farkından o zaman ayırabilir misin? Ayırabilirsin. Olabilir dediğinden dolayı mümkün. Kesinlik istemiyor. A ve A ve B ayrımsal damıtma ile ayrılır diyor. Şimdi birbiri içinde çözünüyorsa ayrımsal damıtma kullanabilir misin? Yine mümkün ayrımsal damıtma mesela petrol, ham petrol, ham petrolde ne yapıyorsun? Ayrımsal damıtma kullanıyorsun. Bu da mümkün. Cevap 1, 2, 3 değişik diyeceksin. Tamam. İkinci soru. 450 gram suda sabit sıcaklıkta bir x katısı çözünüyor. Oluşan grafik yukarıdaki gibi olduğuna göre yargılandan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakıyorsun başlangıçta 95 gram varmış 45'e düşmüş. Yani 50 gramı çözünmüş. öyle değil mi? 50 gram çözünen maddem var. Suyun 450'yi de çözelten kaç yaptı? İkisinin toplamı 500 çarpı yüzden yüzde kaçlık olduğunu buluruz. Ne çıkar? Yüzde onluk çıkar. Bu doğru. Çözelti elektrik akımını iletir. Şimdi iyonlaşarak mı çözüldü? moleküler mi çözündü bilmiyoruz. O yüzden kesinlik sorduğundan dolayı yani doğru değil diyoruz. Kesinlik istiyor çünkü. Kesinlik sorması olabilir dese evet diyebiliriz. 500 gram çözelti oluşur. Toplamda e, toplam kütle biliyorsun karışımlarda korunur. 500 gram oluşur. Doğru. Hacim deseydi kesinlikle diyemeyebilirdik mesela öyle değil mi? Cevap 1 ve 3 E şıkkı olacak. Üçüncü soru. 340 ml suda 160 ml aseton çözünmesi sonucu oluşan çözeltinin yarısı yanlışlıkla yere dökülüyor. Buna göre kaptaki çözelti hacimce yüzde kaç aseton içerir. Şimdi burada bir hatırlatmada bulunacağım sana. Ee, çözeltin karıştı veya sen çözeltiden yarısını aldın, üçte birini aldın, dört ikisini, dörtte üçünü aldın gibi şeyler, ifadeler duyarsan bu senin çözeltinin derişimini değiştirmez. Şöyle düşün. Bir bardak çayın içine e, iki tane şeker attın. Tamam mı? Daha sonra karıştırdın. Bu bardan bu çayın yarısını başka bir kaba aktardığın zaman İkisinin tadını farklı mı algılarsın, aynı mı algılarsın? Bence aynı algılarsın. Niye? Çünkü karıştırdın, homojen olarak dağıldı. İçiyorsun, ikisinin de aynı tat gelir. İnanmıyorsan dene. Dene konuşalım bunu, tamam mı? E, ne yapacakmışız biz o zaman? Dökülmesi veya eklen çıkartılması, yarıya bölünmesi bizim hacmimizi değiş, değiştirmeyecekmiş. Yani başlangıçtaki derişim neyse son durumdaki derişim de o olacak. Soruya bakıyoruz. Başlangıçtaki delişim ne? Çözünen 160. Çözüelti ikisinin toplamından 160 artı 340. 500 mü? Çarpı 100. Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. 5'e bölsen kaç yapar? 32 mi yapar? 32. Kütleci 32'liktir. Bu kadar. Hacim yapardın. Cevap B. Dördüncü soru. Yukarıda verilen maddeler suda çözünüyor. Buna göre oluşan çözeltilerin hangilerinde iyon dipol etkileşimi ve hidrojen bağı bulunur? Suda çözünlüğüne göre zaten su e, suyun e, suyun kendi arasında, su moleküller arasında hidrojen bağı olur. Gelelim iyona. İyon dipol olabilmesi için suyla iyonu olması lazım. Yani iyonik bağlı bileşiklerimizin iyonik bağlı bileşik K iyonu var, Na iyonu var, K iyonu var. İyonik bağlı bileşik olduğu dolayı üçünde de iyon dipol etkileşimi görünür. Tamam Cevap A şıkkıdır. Beşinci soru, yukarıda karbondioksit gazının çözünme kavram haritasında numaralandırmış bileşiklerden hangisiyle çözelti oluşturmaz diyor. Karbondioksit gaz halde ve apolar bir madde. Gazlar, e, gazlarla ister polar ister apolar olsun her zaman homojen karışım oluşturuyor değil mi? Gaz karışımda hep homojen karışımdır. O yüzden gaz gördükten direkt homojen karışım olarak işaretle. Bunlar gaz. Sonra... Sıvı ve katı ise eğer polarlığına polarlığına bakardın. Benzer benzeri çözer. Şimdi bu apolar. Apolar apolar diye çözünür. E, Br2, x2'lerin hepsi apolardı. Bunda çözünür. Cx4'ler, 4 ch 4 cbr 4 gibi bunlar da apolardı. Bunda da çözünür. Bu ise polar. Polar apolar da çözünmez. E, cevap yalnız 5 eşit oldu. Tamam. Geldiğin 6. soruya. E, boşluk doldurma sorusu. X, Y ve Z yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. A kobaltı gördüm. Direkt bak kobalttan başlayalım. Kobalt, Co, Nikel ve Demir. Bunlar neydi? Mıknatıs çekebiliyordu. Bunların başka metallere karışımına biz veya başka maddelerle karışımında mıknatıs da ayırabiliyorduk. Kobalt, gümüş tozu diyorsa gümüş tozunun mıknatıs çekmiyor. O zaman biz ne yaparız? Mıknatıs da yazarız yerine. Mıknatıs olmayanlar ele bak. 3 tane şıkkım gitti. ikisi kaldı. Ee, şey okuyalım. Birbiriyle karışmayan yoğunluğu farklı sıvılar emülsiyon heterojen karışımdır. Bunlarda da ayrı muhnisini kullanırsın. Ayrı muhnisi nerede var? D şıkkında var. Zaten diğer şıkları elemiştik. Cevap D'dir. E, ee, 3'e de bakalım Z'ye. yukarı e, sudaki bazı yonların miktarını azaltmak için çöktürme kullanabilirsin. Öyle değil mi? Cevap D dedik. Geldin 7. soruya. Bak güzel bir soru bu soru. Eşit hacimdeki X, Y, Z sıvıları ayırma hunusuna aktarılıyor ve bir süre sonra yukarıdaki gibi görüntü elde ediliyor. Buna göre hangileri yanlış olabilir diyor. He. Şimdi bak. Ee, Z'nin yoğunluğu şu karışımın yoğunluğundan daha büyükmüş. O yüzden Z'nin yoğunluğuna ben kafamda canlansın diye e, 3 diyorum. Tamam mı? 3. Bu karışımın yoğunluğuysa 2 olsun. Doğal olarak böyle üstte kalabilir mi? Kalabilir. Tamam. Şimdi karışımın yoğunluğunda her zaman iki tane maddeyi karıştırdın ya yo karışımın yoğunluğu iki maddenin yoğunluğu arasındaki değer alır. Yani sallıyorum x'in yoğunluğu 4, y'nin yoğunluğu 1 olsa bu ikisi arasında iki değerini almış olabilir karışım veya tam tersi de mümkündür. Y 4, x 1 olsa ikisi arasında da almış olabilir. Tamam mı? Yani böylelikle Buradaki X veya Y Z'den büyük olma ihtimali var. Bana da zaten olabilirlik soruyor. Bakalım. Z büyüktür X. X 1 Y 4 olsa, olsa Z 3 olsa Z büyük X olabilir mi? Olabilir. Z tam ters olsa Y'den de büyük olabilir. X 4 Y 1 olsa Z'den büyük olabilir X. Y4, olsa, y 4 X 1 olsa bu da büyük olabilir. Olabilirlik dediğinden dolayı 4 yanlış olabilir diyoruz. Tamam mı? Ee, cevap 1 2 3 4 E şıkkı. 8. soru. Yukarıdaki kaplardan birinci kaba bir miktar şeker, bak buraya şeker, tamam mı? Diğerine de biraz benzin ekleniyor. Benzin. Buna göre hangileri doğrudur? Birinci kapta şeker suda çözünecinden dolayı homojen bir karışım olur. Bu yanlış. İkinci kaptaki karışım ayrım hunisi ile ayırabilir. Sıvı sıvı heterojen karışımlar Karışmadan dolayı ayrım hunisi ile ayrıştırabilirsin. Doğru. Birinci kaptaki karışım süzülerek ayrılabilir. Süzülmesi için şeker çözünür. Suyla birlikte aşağı gider. Süzgeç geçtiğinde hiçbir şey kalmaz. Bu olmaz. Heterojen karışım olması lazım. Doğruyu sormuş. Yalnız iki B şıkkı doğrudur deriz. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki belirtilen karışım karışımlar tablosunda kaç numaralı karışımların bileşenleri ayrı ayrı elde etmek için suda çözme, süzme, buharlaştırma yöntemleri kullanılır diyor. Hmm. Bakalım, kum şeker. Niye üstten başladın hocam? Çünkü direkt gözüme çarpıyor. Şimdi kum şekeri suda çözsen, şeker çözünür, kum çözünmez. Süzersin, süzgeç kağıdında kum kalır, şekeri su aşağı gider. Buharlaştırırsın, şeker kalır elinde. Bak, bunu da uygulayabiliriz. Odun talaşı kum. Su atarsın üzerine odun talaşı üstte, kum aşağıda kalır. Ee, suyu yüzdürme yani alırsın, flotasyon yaparsın odun talaşını. 120 olması lazım. Buharlaştırılmaz. Bir olmadı. Alkol tuz. İkisi de suda çözünür. Süssen ikisi de geçer. O yüzden olmaz. Alkol asit birbiri arasında çözünür veya bunlarda e, suda çözmene gerek yok. Veya suda çözsen ikisi de suda çözünür. Bir ayrıştırma yapamazsın. Yalnız iki C şıkkı olur cevap. Tamam. Üçünü de kullandın. 10. soru. Homojen karışımlara çözelti denir. Çözeltiler çözücü ve çözünenden oluşur demiş. Buna göre yukarıdaki tabloda kaç numaralı karışım her zaman çözelti oluşturur? Her zaman sadece gazlar homojen çözelti oluşturur. Diğerleri değişebilir. Mesela sıvı sıvı e, alkol su homojen olurken e, su zeytinyağı heterojen de olabilir. Katı sıvı tuz su homojen olabilirken kum su heterojen de olabilir. Katı sıvı iki defa yazmış gerçi. Ee, yine katı katı kum, un olabilirken e, şey de olabilir. Alaşımlar dediğimiz e, maddeler de homojen olabilir. Bunlar her zaman olmaya göre denk gaz gazsa her zaman çözeltidir. Cevap yalnız 5 zaten. E, şey gazı sormuş özür diliyorum. 5'e alıştık 5 işaretlemeye. Cevap 1. Tamam. Gaz gaz her zaman çözelti oluşturur. A şıkkı diyoruz. 11. soru. Yukarıda bazı özellikleri belirti, belirtilen X, Y, Z sıvıları ile ilgili karışımlarından hangilerini ayırma hunüsü ile bileşenine ayrışabilir diyor. Şimdi ayırma hunüsü ile ayırabilmek için ne olması lazım? Şöyle bir ayırma hunüsü kabı çizelim. Hop. Şu şekilde çirkinden. Şimdi ayırma hunüsünde aşağıda birisi olacak. Yukarıda ise birisi olacak. Tamam mı? Yani birbiri arasında çözülmeyecek. Yoğunluk farkı olacak. Benzer benzeri çözer. O yüzden apolar apolar da dolayı x ile y arasında yoğunluk farkı olsa da olmaz. Çözünmemesi gerekiyor. x, z'ye baktığın zaman x ile z birbiri arasında çözünmüyor. Birinci şart, ikinci şart yoğunlukları da farklı olur. y, z birbiri arasında çözünmüyor ve yoğunlukları farklı. Bunda da ayrım kullanabilirsin. Cevap 2 ve 3 c şıkkı olacak. 12. ve son sorumuz. K, L, M, N sıvıları ayırma unisine alındıklarında sıvıların görüntüsü şekildeki gibidir diyor. Ee, buna göre sıvıların yoğunlukları ile ilgili yargılandan hangileri kesin değildir? Hmm. Bak şimdi. Böyle sorulara direkt 1, 2, 3 deseniz e, yalnız çıkmaz. Niye ya az önce 7. E, soruda buna benzer bir e, soru çözmüştük ve örnek vermiştik. Şimdi karışımların öz kütlesi demek e, şey demektir. Yani iki tane karışımın ortasında bir değer alır demektir. Atıyorum K'nın karışımı 5, L'ninki 1 ise bu karışımın öz kütlesi ikisi arasında bir değer alır. Ne bundan büyük ne de bundan küçük olur tamam mı? Bu da aynı şekilde. Bu ikisinin karışımının öz kütlesi bundan daha yüksekmiş. Bir de bunlar birbiri arasında gördüğün gibi çözülmüş ki e, aynı renkteler şunlar çözülmüş. Birbiri arasında ikisi çözünüyor ama şunlar arasında çözülmüyor. Kesin değildir diyor. Bakalım. M büyük L öz kütleleri hakkında M L'den büyük olabilir. Tamam mı? Yani şöyle düşün. Ee, L'ye 1 dedik. M 2. Bu da 6 olsun. Olabilir mi? Olabilir. Böyle yaptığın zaman ikisi ortasında değer alır. Bunu geçebilir. Aşağıdakiler de mümkün. Yine 7. soruda bu örneği çok detaylı açıklamıştım. K, L, M, N sıvıları başka bir ayrım ikili ikili konulduğunda önce M ya da N Den birisi ayrılır. Şimdi öz kütlelerini bilmediğimizden dolayı yine buna da kesin bir şey diyemeyiz. Üçüne de hiçbir şey diyemeyiz kesin olarak. Cevap E şıkkıdır deriz böylelikle tamam mı? Bu dersimizin de sonuna geldik. Bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs>